arkadaşlar, ben bulaşık makinesi alttan bir 37. Çok iyi. Evet evet, çok soğuk. Günaydın. Bir oyun prodüktörünün gününe hoş geldiniz. Bugün nelerle uğraşıyorum? İş olarak tam olarak ne yapıyorum? Günüm nasıl geçiyorları paylaşacağım size. Bir klasik olarak sahte uyanma sahnesi ve diş fırçalama sahnelerine geçiyorum. Bunları hepimiz yapmıyor muyuz? Hepimiz güne uyanarak başlamıyor muyuz? Ne gerek var? Uyandım işte. Sabah ilk iş olarak bahçeye çıkıp burada böyle bir nefes alıp esneyip kendime geliyorum. Çünkü 30 sene boyunca bilgisayar başında oturmanın vücuduma verdiği o kalıp şekli bir yandan kırmaya çalışıyorum demeyelim de. Özetle çok oturmak kötü, hareket iyi, sabah esnemek fix. Bu yani aslında olay. İşlevsiz havuzumuzun sesi umarım trollemiyordur. Hep burada esniyorum biraz daha gölge ve insandan uzakta olduğu için. İşlevsiz havuzumuzun da çok bir anlamı yok aslında. Çünkü kış ve kışın ısıtacaklarını söylüyorlardı ama ısıtmadılar. Dolayısıyla kim bilir kaç derece girilmiyor. Ama ne olursa olsun kışın çöle taşınmak gerçekten verdiğim en iyi karar. Şu havanın güzelliğine bakar mısınız ocağın ortasında? Evet, yazın burası dayanılmaz olacak büyük ihtimal ama kışın üretken ve ışıldak kalmak için harika. Mini esneme operasyonum bittikten sonra biraz günümün yoğunluğuna göre değişiyor işte. Geç uyandıysam koştur koştur toplantıya gitmem gerekiyor. Evde kahvem yoksa kahve almaya gitmeyi tercih ediyorum. Enerjik hissediyorsam yürüyüşe çıkıyorum. Bugün kısa bir yürüyüş yapacağım. Ailemi arayacağım. Sonra bugün erkenden üst üste 3 tane toplantım var. Normalde bu kadar böyle toplantı trafiği olmuyor ama Türkiye saatine göre işte tam oranın akşamına böyle denk gelme gibi durumlar olduğunda haliyle üst üste biniyor. Çünkü 11 saat gerideyiz Vegas'ta. Yani burada şu an sabah 9.30, Türkiye'de 20.30. Çok. Sabah kalkınca video çekmenin beklemediğim eksilerinden bir tanesi ise elbette kelimelerin bana çok daha zor geliyor olması ama artık editlerle meditlerle halledeceğiz o kadar. Ne yapacak bir şey yok. Yürüyüş parkımıza da geldim. Burayı zaten burger videosundan biliyorsunuz. Burası böyle bizim yürüyüş parkımız. Geçen gün şurası nehir oldu. Bildiğin nehir. Banyum su akıyordu buradan. Yılın 355 günü yol, geri kalan 10 günü nehir. Ve tabii ki çok yavaş yürüyorum. Sakince yürüyüp günümü düşünüyorum. Önemli. Ama 4 dakika kala eve ulaşmayı başardım. Hemen kahve, peynir vakti. Suyumuzdan da uranyum çıktı. Dolayısıyla artık şöyle bir filtre aldık. Hiç yoktan iyidir. Böyle ben suyu geceden buna dolduruyorum. Sonra soğuk içiyorum. Çünkü suyun tadı pek güzel değil sıcakken. Gerçi filtreden sonra suyun tadı güzeldi ama hala, yani evrensel bir gerçek, soğuk su büyüktür ılık veya herhangi başka bir sıcaklıktaki su. Toplantımız tamam. Avrupalı bir şirkette çalışıyor Uğur abi ve böyle daha publishing, işte oyunların Avrupa'da veya evrenselde yayılması, paid marketing gibi şeylerde ne yapılabilir gibi alanları var. Biz de bu seneye sağlam bir oyun kataloğuyla geliyor olduğumuz için potansiyel işbirliklerimizi konuştuk. Güzel geçti. Bana beraber bir şeyler yapabilirmişiz gibi geldi. Bakalım ortak noktada buluşacağız mı? Şimdi biraz kahveden bahsedelim. First cold brew'lar burada bayağı yaygın. Bazen konsantre oluyorlar. Hani yarım cold brew koyuyorsun, yarım su ekliyorsun. Bazen de böyle direkt ready to drink modunda oluyor. Bir haftaya yakın götürüyorlar. Dolayısıyla günde yaklaşık 2 dolara kahvemi çözmüş oluyorum. 2 dolar beni üzemez. Kötü çıksa bile 2 dolar. Bulabildiğim bütün cold brew markalarını deniyorum. Buldukça alıyorum. Zihnimde not alıyorum. Bu güzel değildi, bu güzeldi diye. Amerika'da yaşayan varsa diye markasını söyleyecektim de hatırlamıyorum. Boşver. Üstünde kertenkele gibi bir şey var ama en güzel o. Beyza uyanana kadar kahvaltım 1 adet çubuk peynir. Bizdeki bu kağıt pet kafaları falan da hiç yok. Herkes bom gün plastik. Her yer, her şey sürekli. Maillerim beni çok üzüyor. Bakar mısınız? Bu bembeyazlık demek, dönmem gereken bir ton mail demek. Ve daha 5 dakika sonra yeni toplantım var önce. Çubuk peynir toplantı. Geliyor, her şey gayet iyi. Ya güzel koşturma. Şimdi bildim ve
Rogue Duck adıyla yeni bir oyun çıkacağı zaman biliyorum ki bu kolayca anlayacağım bir strateji oyunu olacak ve orada olacak. Bir toplantı tamam. Türkiye'de influencer marketing işini çok iyi bilen ve genel olarak hani evrensel kaç paraya kaç kullanıcı alınır. Bizim paid bir marketing bütçemiz varsa bu bütçeyle sallıyorum biz şu an Stellar Settlers'a 1 dolara bir wishlist alabiliyoruz diyelim Brezilya'dan. Bunu daha efektif nasıl harcarız falan gibisinden bir toplantı gerçekleştirdik. Güzeldi. Sırada 3 numara. Bu oyunun fiyatına bakar mısınız? 70 dolar mı? 2100 TL bir tane oyun. İnanamıyorum. 4 dolar anomali agent oynar geçerim kardeşim. Toplantı tamamlandı bununla birlikte. Şimdi biraz bir durup 5 dakika konuştuğum her şeyi düşüneceğim. Çok zihnimde karışmaması için. Çünkü değerli şeyler de öğrendim. Bunları bir sindireceğim. Sonra günümün devamına bakarız. Şimdi biraz şirketime ve diğer işlere bakma vakti. 3 şirkette Discord, Rogue Duck, Tiny Mice ve Stratara Games. Bakalım en son neler olmuş. Sabah oyunun demosunu ertelediğimizi duyurmuştum ekibe. Şimdi tepkilere bakacağız. Herkes haberlere emoji atıp direkt yeni işler konuşmaya geçmiş. İşte aradığım motivasyon. Müthiş ekip. Tersliğine ağlıyorum ama avantajları da var. Ben uyuyorken Türkiye'de mesai saatiydi ve oyuna yenilikler gelmiş. Şimdi güzelce onları test etme şansım olacak. Mis. Bakalım neler olmuş. Başla. İşte karşımızda sadece ezik bir buz kuşu var. Dolayısıyla bizim böceğimiz, doğuponumuz ve alevli ankamız onun ağzına vuracaktır. Kurtuluş yok. Kolaydı. İki tane elektrik kozmiyonu birden düşürdüm. Yani büyük ihtimal yetmeyecek ama deneyelim bakalım. Çok şanslı değilim. Elektrikten çok verim alamadım. Şöyle hızlandırıp direkt sonuç görelim. Aha dövüyoruz ha. Bak biraz hayatta kalmam falan var ya duoponlardan. O sayede yine yendik. Hadi bakalım güzel. Bunun hiç damage yok. Ben kendime damage izliyorum. Sıfır damage çıktı. Tada! Sabah spora gideceğim deyip gitmedi. Yerim çok ağrıyor. Feyza dün bastı ama nasıl bastı böyle? Eve geldi yürüyemiyor falan. Dedim ki yarın spora gitme, yarın spora gidip ne yapacaksın? Bırak kasların dinlensin. Hayır ben yaparım dedi, yapamadı. Hemen gitme, bir gün dinlen işte. Bak kaslısın yeterince. Kas benden daha kaslısın. İstifade kalktım. Biraz etrafı toplayacağım. Masamdaki fazla kulaklıklar, fazla örtüler, mahvolmuş SpongeBob'lar, boş su şişelere yok olsun bunlar. Hayır, benim spor şişem. Tamam dursun orada. Koltuk bağsız. Yani sadece böyle bir sünger. Dolayısıyla arada bunu böyle tekmeleyip koltuğu biraz düzeltiyoruz. Çünkü biz oturdukça çöküyor böyle. Böyle enteresan bir koltuğumuz var. Güzel ama yani. Aynen. Buraya çeşit çeşit kuşlar gelip yararlanıyorlar. Badem yemiyorlar ama nedense bademi sevmiyorlar. Badem boşuna koymuş oldum lan. Hepsi de badem geldi. Rastgele bir avuç atmıştım. Neyse. Sonunda iyi bir elektrik kozmiyonu düşürdüm. Buradan bir combo yürütebiliriz belki bakalım. Bu arada Neodio'nun sevdiğim yanı da bu. Bak bir tur oynuyorum, kalkıyorum, iş yapıyorum, kuş besliyorum, dönüyorum, bir el daha oynuyorum falan. Bu çillik gerçekten çok iyi. Bu oyuna gerçekten güveniyorum. Ertelemek zorunda kalmış olmamız kötü ücretsiz demoyu. Ama daha hazır, daha iyi bir oyunla karşınıza çıkmamız bence herkes için çok daha iyi olacak. Enerjim hep çok yüksek kalıyor. Asla bitmiyor. Demek ki enerji harcayacak alanım var. Bana enerji karşılığında vuracak. Rakibe hasar verecek bir karakter lazım. Ama ben minik minik şeylerden böyle elektrik gücü toplamaya çalışıyorum. Adamın hale bak. Tokmakçılar böyle. Aa yenmişim. Okey çok iyi çok iyi. Elektrik versus ateş. Kim kazanacak? Oha oha. Adamın canı gitmiyor. İmdat, adamın canı gitmiyor. Ne oluyor lan? Ne kadar build yapmıştım. Ezildik. Gel. Günümün en verimsiz kısımlarından birini gerçekleştirme vakti. Twitter'da vakit yok etme seansı. Dizide Kahvaltı Gaming. Kahvaltı sonrası dinlenmesi için nereye tıkladığımız bellidir. Legion TD. Yeni favorim. Geçen sezon top %7'de bitirmeyi başardım. Bu sezon şimdilik %58 win rate'im var. Çok iyi değil. Bakalım bu maç yükseltebileceğiz mi? Klasik açılışlarımdan birini yapabildim. Keyifler çıtır. Şimdi adama da güzel bir ön hat yolladım. Dolayısıyla aşabileceğimi umuyorum. Ama bana da sağlam bir saldırı var bakalım. Çiçeğim düştü. Benim için önemli olan onun ölmemesiydi. Ama biz de adamı aşmayı başardık. Boom. Bir lig daha. İki lig üst üste bizde bu maç. Biraz yaralandık ama intikam gecikmedi. Boom. %2 canlı tutundular ya, inanamıyorum kazanamadık. Neyse yakın yakın yakın. GG. Kolaydı. Gün ortası esnemesi. Boyun önemli.
Ve şimdi pis iş zamanı. Bürokratik işlerden nefret ediyorum. Sözleşme imzalamak, bilgi doldurmak, mailler bilmem ne. Bu yüzden sevmediğim işten dikkatim çok dağıldığı için Microsoft'un şu zamanlayıcısını başlatıyorum. Bu kadar sürede artık ne kadar iş halledebilirsem. Hayırlısı bu gelmiyor. Birkaç hafta sonra yapacağım mobil oyun reklamı için imzalar atıldı. Yürü be. Bürokrasim bir dolandırma da içeriyor. Dolandırma demeyeyim de yani bana doğru gelmiyor. Bir telif patent falan muhabbetleri vardı. 5000 TL istemişlerdi. Tescil müracaatı cırt. Okey dedim hani uygun. Yapalım. Yaptık. Başvurduk. Kabul kararı geldi. Her şey yolunda falan. Şimdi diyorlar ki kabul kararı geldi ama bu müracaat parasıydı. Şimdi bu kabul kararının evrağa bağlanmasını istiyorsanız bize 8500 TL ödemeniz lazım. Yani elimde iki seçenek var. Ya 8500 lira daha vereceğim ya da bu verdiğim 5000 lira boşa gidecek. Bu yani iş ahlakına ters bence. Bence bu çalıştığın kişiyi kasıtlı olarak kandırmak. Çünkü sen bana okey bu iş 5000 liraya çözülür gibi ifade eden bir şekilde geliyorsun. Sonra ya 8500 lira daha ver ya da 5000 liran gitti yapıyorsun. Yani işte aman. Ve tam bu sırada editörden yeni video geldi. Oley! Video izleme vakti. Olmuş ama bir iki eksik var ve revizeye gidecek vakit yok. O yüzden ben elimle editleyip bir iki sahneyi düzelteceğim. Kaçmış olan şeyi koyacağım. Sonra yükleyeceğiz. Bum. Olur öyle arada. Thumbnail'larımı genelde kendim yapıyorum. Bence bu da gayet basit, etkili, nefis bir thumbnail oldu. Pokemon kart videosundan tanıdığınız Psyduck. Bu banyonun gardiyanı. Evet, işler büyük oranda şimdilik bitti. Güneş batmadan badminton'a gidiyoruz. Kendi çapımızda hareket gaming. Öyle profesyonel oyuncu değiliz. Biraz ileride aslında bir badminton sahası var ama biz öyle fileyle oynayacak kadar ilerlemediğimiz için kendimizce oynuyoruz. Ne yapıyorsun ya? Çok çamur olmuş burası. Kişilik oynanıyor. Öyle mi? Öyle mi olmuş? Ha 2v2 mantıklı. Ha bende ne yapıyorsun? Bulut alar mı? Güzel bulut alar mı? Güzel bulut alar mı? Burada gün batımında bazen bulutlar çok güzel oluyor. O yüzden hep izlemeye çıkıyoruz zaten. Evet, badminton'ımızı da tamamladık güya Feyza bugün spor yapmayacak olduğu halde. Artık eve dönüş. Ben de kamerayı çok sallıyorum tripod yüzünden. Kameradasın. Ay güneş gibi resme bakar mısınız? Bakın sol taraf mor, sağ taraf mor. Ortada böyle mavi bir hüzme var resmen. Dağ, oradaki ışığa engel olmuş falan. Güzel oluyor burada gök gözü. Akşam 5.30 ve güneş tamamen battı, her yer karanlık. Burada böyle bu şekilde gün erken bitiyor. 5.30. Bakın böyle 5.30 mu olur? Karanlık. Bir saat falan bomboş sosyal medyada takıldım. Şimdi bir el, bir el yiyeceğim çünkü bir el. Yine favori açılışlarımdan biri. Video şansı. Jin TD oynarken Feyza da kaslarının fotoğrafını çekiyor. Bu açıdan güzel gözüküyor. Tabii kimsenin kalbini kırmak istemem ama kolaydı. Feyza bu akşam yine Hello Fresh yapıyor. Bunlar böyle kapınızın önüne her pazar günü bir kutu böyle yemek parçaları getiriyorlar. Böyle hepsi ölçülenmiş şekilde falan. Hani tam bir tarifle geliyor. O tarifi takip edip farklı farklı yemekler yapıyorsunuz. Tarif topladıkça böyle tarif kitabınız doluyor. Hem yeni lezzetler keşfetmiş oluyorsunuz. Hem karar verme sorumluluğundan kurtuluyorsunuz falan. Güzel bir uygulama aslında. Normalde bugün tavuk dürüm vardı. Ama dürümle sarmakla falan uğraşmak yerine dümdüz makarnanın yanına o tavuğu yaptım. Sen dürümü reddettin. Aynen. Tavuğu sosladın. Yanına makarna yapıyorsun. Evet, karar verme mekanizmasından çıkarsak da normalde Feyza sanatını konuşturmadan edemiyor. Bu arada
bu videonun sponsoru falan değiller ama tamamen memnun olduğumuz için söylüyorum gerçekten. Daha 2 haftadır kullanıyoruz biz de. Bunların böyle 35 dolarlık hediye kartları var. Ekranın bir yerinde artık kod mu vardır, açıklamada link mi vardır, oradan kaydolursanız hem sizin siparişinizden 35 dolar düşüyor hem bizden düşüyor. Hepimiz bedava yemek yemiş oluyoruz. Haftada kaç tane alabileceğinizi seçiyorsunuz, biz 3 seçtik. Yani haftada 3 öğünümüzü HelloFresh biz düşünmeden hallediyor. Sen memnun musun, memnunsuz musun, tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Porsiyonlar çok iyi değil yani. Mesela şu tavuk 2 kişi için bence aşırı doyurucu değil. Ki normalde durum olacaktı, biz makarnaya çevirdik. Yani çok yemek yiyorsanız bir tık limitli porsiyon olmasını bekleyin. Ama kafi gibi genelde, böyle sınır. Çok sınır bir kafilik. Bunlar da Pokemon kart videosundan bildiğiniz düşürdüğümüz Pokemon kartları. Bunlar da koleksiyonumun diğer nadir eski parçaları. Dekor, dekor, dekor. Dekorumuz burada League of Legends'tan çok Pokemon oldu gerçekten. Burada böyle bir durum ortaya çıktı. Yabancı bir firma geldi. Sanıyorum Ruslardı. Oyunları portluyorlar işte böyle Switch'e, iPad'e, telefona falan. Hafsala için böyle planınız var mı dediler. Dedik yok aslında, hani bizim için bitmiş bir proje. Biz baksak yapsak olur mu dediler. Dedik deneyin, buyurun. Bakalım yapabilirlerse Hafsala'yı farklı bir platforma getirme şansımız olur. Bakınız gayet gurme bir yemek oldu bence. Ama şimdi bu tarz yemeği sen normalde de yapıyorsun zaten. Bu çok HelloFresh'le alakalı olmadı. Sen böyle havalı tavuk makarna. Ama evet. HelloFresh'in katkılarıyla ondan da ilham alarak. Makine temiz mi? Evet. Al makine. Makine temiz. Arkadaşlar ben bulaşık makinesi alttan tıra 37, bugün bulaşık makinesindeki bulaşıkları nasıl toplanacağıyla birlikteyiz. Şıkır şıkır ses çok istedim. Çok bulaşık toplamak çok gürültü yapan bir şey. Bulaşık toplamak her tek sıkıntım bu. O yüzden kulaklık takıyorum. Mantıklı. Bulaşık makinesi 37 TV izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Geçen bir Japon marketine gidip bu tatlıları aldık. Bunun tadı A101 çikolatası gibi. Bunun tadı da Eti Pop Kek limonlunun, kekinin içinin en limonsuz kısmı gibi. İkisi de baya kötüydü. Japon atıştırmalıydı. Bu marka zayıf. Torku gibi. Torku'nun bir tane kalp limine çikolatası var ya, onun tarçınsızı ve bayatlamışı gibi. Olabilir, ben bilmiyorum. Ama Japon marketten verimsiz ayrıldık özetle. Pekka'nın bir diğer problemi, hiç neredeyse maden suyu yok. Gerçekten çok nadir. Bu standart Türkiye'de olan markalar o kadar. Yok, yok. Maden suyu yok ülkede. Yani en azından Vegas'ta. Yemek sonrası biraz daha testing. Ama bu sefer Stellar Settlers. Buna da son baktığımdan beri güncelleme gelmiş. Üstelik böyle buraya bir şeyler gelmiş. Menü değişmiş falan. O zaman yeni oyun yapalım. Bakalım neler olmuş. Kamyonlarım hazır. Madencilerim hazır. Kaynak topluyoruz. Araç üretmek silikonumu çok azalttı. O yüzden küçük bir silikon fabrikası. Fabrikadan yeterince silikon gelmiyor. O yüzden buna diyeceğiz ki sen git silikon topla. Sana bu kadar bina materyali yeter. Var şurada silikon, bakın. Go. Aferin. Fazla kamyon yapmışım. Bu garibim. Hiçbir şey yapmadan oyunun başından beri böyle duruyor. Çok üzücü bir sahne değil mi? Duruyor böyle. Kıyamam. No, meteor değecek mi buraya, değmeyecek mi? Değmez herhalde ya. Değmemeli. Rahat. Aha, bizim kamyona da iş çıktı. Oley be. Yürü oğlum. Saldır. Bu arada Stellar Settlers'ın Steam Next Fest'te özel bir upgraded demosu olacak. Demo içerisinde kendiniz parçaları birleştirip bir uzay gemisi inşa edip topladığınız kaynaklarla onu fırlatabileceksiniz. Biraz Cardboard Town'un sonunda olduğu gibi ama roketi de kendiniz yaptığınızı düşünün. Dolayısıyla oyunu şu an wishlist edebilir ve mevcut demoyu oynayabilirsiniz. Ve 5 Şubat'tan sonra roketli demoyu oynayabilirsiniz. Festival sürecine özel. Wishlist'iniz değerli. Muah. Gidiyoruz. Dedik gece gece, Uber'imiz de tam şu an geldi. Let's go. Anmasına 15 dakika kala Younat'tayız. Younat. İstiyorsanız. Gayet. Hey. Dediler ki kurallara göre ilk önce kaşık yerine elle yemeniz gerekiyor. İlk bite elle denli. Hadi bakalım. Çok iyi. Kim dondu? Kim dondu?
Fantastik duyuyorum. Zorlu da olsa reel'ımızı çektik. Güzel bir tecrübeydi. Fena değildi diyelim. Fena değildi. Her şey Instagram'da görüldüğü gibi değil ama. Evet, biraz kandırıldık Instagram evet, tarafından. Evet. Konuşun son 15 dakika kala gelmemizi biraz kötü ayarladık. Belki de. Ama zaten düzgün çekim de yapamadık çünkü girdik adam böyle bir bağırdı, maçı izliyormuş. Sonra kalktı elimizi sıktı, o hoş geldiniz bilmem ne anlatmaya başladı, neye uğradığımızı şaşırdık, bir şey çekemedik falan. 10 dakika Uber bekledik, 10 dakika yol geldik, 3 dakikada yiyip çıktık. Şimdi artık bir daha Uber bekleyeceğiz dönüşe. Bari geldiğimize değsin, biraz gezelim. Şurada benzinci falan var, gel oraya gidelim. Benzinci gezelim hadi. Arabaları çok iyiymiş ama. Sürreal bir arabaları var. Evet evet, çok soğuk oldu aniden. Aniden bir... Çifte cezai yolunun sonu. Neden çifte ceza? Çünkü yol çalışması ya da böyle inşaat gibi olan yerler boyunca trafik kurallarını ihlal ederseniz 2 kat ceza yiyorsunuz. Peki buradan sonra 2 kat ceza yemiyorsun. NP diyor. Bunun öncesi 2 kat ceza. Bu da böyle bir bilgi. Merhabalar. Gece kapanış yapmaya üşendim. Eve geldik. Biraz dizi izledik. Sosyal medya falan. Stellar Settlers'ta karşılaştığım bir hata vardı. Onu bildirdim, logladım bilmem ne derken. Şimdi bugün bir de tam olarak ne iş yaptığımdan aslında daha uzun vadeli bir şekilde bahsedip kapatalım. Ama önce Neo Duel'a yeni canavar konseptleri gelmiş. Şunlar benim beğenmeyip oyundan kaldırmak istediğim iki şeyin yeni rework. Nedenini de şimdi göstereceğim. Harika olmuşlar diyeceksiniz. Bu ikili eskiden bu ikiliydi. Böyle düz bir çubuk da dedim ki aga, bizi diğer bu tarz inventory management oyunlarından ayıran şey bizim çok daha karakterli, çok daha heyecan uyandırıcı olmamız. Bu heyecan uyandırıcı değil. Bu bir dal. Bu en azından böyle uykulu bir kütük olsun falan demiştim. Sanatçımız elbette çok daha iyi şekilde yorumlamışım. Hayal gücümden özellikle etrafa silah dağıtan şu cücemsi yaratığı çok beğendim. Bu etrafına saldırı gücü veriyor olacak. Puffer'a itirazım var çünkü bir Pokemon'a çok benziyor. Yani hem o Pokemon hem aslında bu arkadaş aynı balıktan geliyor olsalar da bence dizayn fazla yakın. Hem laf yiyebileceğimiz hem yaratıcılığımızı çok konuşturamayacağımız bir alan oluyor. Dolayısıyla bunun değişimini rica ettim. Bir de timsahımız ve köpek balığımız bana yine biraz düz geldi. Hani böyle bir twist, ek bir şey gerekiyor gibi hissediyorum ki timsah bulmuşlar bile. Timsahın kuyruğuna bir gürz gelmiş ve bence harika olmuş. Bu hali gerçekten kurtarıyor. Shark'a böyle bir tabanca mı versek diye bile düşündüm. Bakalım ne olacak. Bir de seylemeyi unuttum. Burada evimizin yakınında bir çizgi romancı var. Acayip çizgi romana düştüm. Invincible bayağı sardı. Department of Truth çok güzeldi. Onun dışında böyle bedava veya 1 dolar olan veya işte böyle ucuz olan çizgi romanları alıp deniyorum falan. Keyifler çıtır. Okey, şimdi gelelim oyun prodüktörü ne yapar sorusuna. Aslında benim farklı oyunlarda farklı rollerim var. Mesela Cardboard Town'ın hem prodüktörüydüm hem oyun tasarımcısıydım. Oyunun dengesini, kurallarını, akışını vesaire de ben yaptım. Trade Network oyunumuz için oyun tasarımcılığı yapıyorum. Neo Duel için oyun tasarımcısı bir ekibimiz var. Ben yine prodüktörlük yapıyorum. Stellar Settlers'ta sadece genel olarak feedback veriyorum ve marketing yardımcı oluyorum gibi gibi. Aslında oyunda benim nerede olabildiğime göre yaptığım şeyler değişiyor ama prodüktör dediğimiz şey, Rick Rubin diye benim çok sevdiğim bir müzik prodüktörü var. Onun sevdiğim bir tanımı var. Neyi sevdiğimi biliyorum ve bu konuda güçlü hislerim var diyor adam. Tamamen bu gerçekten yani. Mesela Cardboard Town'a baktığımızda işte oyunun bu şekilde oynanmasını istiyor. Oyuncunun böyle hissedeceğini düşünüyorum. Şu duyguyu uyandırmaya çalışıyorum. Ya da Neo Duel'a baktığımda işte bu sistem çok kompleks. Ya da bu yaratık böyle görünse oyuncu için daha çekici görünür. Oyuncunun nerede neyi daha kolay anlayacağını, komplekslik seviyesini falan ayarlamaya çalışıyorum. Özetle çıkacak olan oyunun en anlaşılır, en düzgün, en eğlenceli şekilde olmasına çalışıyorum. Bu işin bürokratik kısımlarını maalesef yürütüyorum. Tabii ki bütçelemesini yapıyorum. Çalışan yönetimlerini falan ayarlıyorum. Böyle bir, dediğim gibi, oyun bazında benim spesifik rolüm değişse de genel anlamda bu alanlardan sorumlu oluyorum. Neyse, bugün gördüğünüz oyunlar ve daha fazlası için rogduck.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Oyunlarımızı wishlist'e alırsanız bize çok büyük faydası olur. İstek listenizde olduğu için bir gelişme olduğunda, playtest başladığında vesaire de haberiniz olmuş olur. Ortalama bir günüm bu şekildeydi. Tabii işin marketi, cartı, curtu falan denk gelmedi ama artık belki onlardan da başka videoda bahsederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.